Libya lideri Muammar Gaddafi'nin Sirt şehrinde öldürülmezden evvel dediği son sözler bela oldu. Ben sizin atanızam, evladlarım, beni öldürmeyin, haramdır. Bu sözler diğer dünya liderlerinin son sözlerini hatırlattı. Benito Mussolini, İtalya, beni sinemden vurun. İtalya'nın faşist lideri Mussolini 2. Dünya Muharebesi'nde halkın desteğini yitirdi. İspanya'ya kaçmak teklifini reddeden 23 yıllık diktatör 28 Eylül 1945. Yılda Alman formasıyla kaçarken tutuldu. İtalya Kurtuluş Komitesi'nin onun hakkında verdiği idam kararı derhal yerine getirildi. Onun son sözleri bela oldu. Beni sinemden vurun. Onun cesedi Milan'da ayaklarından asılarak sergilendi. Saddam Hüseyin, Irak. Birlik içinde kalın. ABŞ'ın Irak'a 2003. yıldaki müdahalesinden sonra 9 ayaktarışta olan Saddam Hüseyin doğulduğu Tikrit'te bir kuyuda tapıldı. 26 Dekabr 2006. ilde idama mahkum edilen 24 yıllık diktatör 4 gün sonra asıldı. İdamdan derhal evvel o halkına böyle müracaat etti. Birlik içinde kalın ve İran'a güvenmeyin. Zeynel Abidin bin Ali Tunis. Aldatıldım. Vazifedeyim. Tunis'in 24 yıllık prezidenti Zeynel Abidin bin Ali 2010. ilin Dekabr ayında üniversite mezununu olan işsiz gencin özünü yandırılması ile baş kaldıran halk isyanından sonra 14 Yanvar 2011. ilde hakimiyeti bırakarak yoldaşı ile birlikte Saudi Arabistan'ına kaçtı. İyun ayında aldatılarak bura getirildim. Vazifemin başındayım dedi. Ama kimse inanmadı. Adolf Hitler, Almanya. Cesedimi Ruslara vermeyin. Milyonlarla adamın ölümünde günahkar bilinen Adolf Hitler 30 Apr 1945. yılda intihar etti. Almanya'nın Führer'i 2. Dünya Muharebesi esnasında Rusların Berlin'e girmesi barədə haberi alan kimi 12 illik iktidarının bittiğini bildi. Hitler'in intihar kararını Mussolini'nin düştüğü vaziyetten korkarak verdiği değildir. Onun son sözleri belə oldu. Cəsədimi Rusların eline əsla vermemelisiniz. Məni Moskvada heykel ederler. Hüsnü Mübarək, Misir, Dəmir Qəfəs arxasında. Misirde bu il yanvar ayında başlayan anti-hökumət nümayişlerine müqavimət göstərə bilməyərək 30 il davam edən iktidarın 11 fevralda bırakan 83 yaşlı Mübarək bir ay sonra həbs olundu. Sağlamlık problemleri sebebiyle Qahirədə xəstəxanada müalicə olunan lider ilk məhkəmə prosesinə 3 avqustda xərəkdə gətirildi və prosesdə dəmir qəfəsin arxasında yataraq ifadə verdi. Pol Pot, Kamboçya, tək başıma etmədim. 1975-79-cu illər arasında Kamboçya'nın baş naziri olan Pol Pot kurduğu təzyiq rejiminde 1 milyon adamın ölümünde təqsirli bilinir. Öz destekçileri tarafından ömür boyu ev hapsine mahkum edilen Pol Pot 18 Apr 1998. ilde infarktan öldü. Ölmezden evvel ölümlere göre vicdanının rahat olduğunu söyleyerek tek başıma etmedim deyip.